Yani sizce Abdülmuttalib'in yaptığı şey doğru mudur, yanlış mıdır? Hani bir kralın yanına gidiyor. Kral onu Kabe için konuştuğunu, geldiğini düşünüyor. O diyor ki ben develerim için geldim. Kabe'nin Rabbi Kabe'yi korusun. Sizce bu tutum doğru bir tutum mu, yanlış bir tutum mu? Yani size sorulsa sence bu doğru mu, yanlış mı dense ne dersiniz fikriniz sorulsa size? Hocam bence doğrudur çünkü Allah Azze ve Celle'yi güvenmiştir. Allah Azze ve Celle'nin Kabe'yi kuracağına kalbiyle iman etmiştir en azından. Bu bir yaklaşım biçimi. Yani bu senin görüşün. Başka? Hocam normalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, ben dediğimde hani kaza bağlayıp da mı Allah'a tevekkül edeyim yoksa onu bırakayım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki önce kaza bağla ondan sonra Allah'a tevekkül. Tamam. Yani tevekkülün de bir kısmı da ilk başta sebepleri sarılıp Hı. ondan sonra Allah'a tevekkül. Burada Abdülmuttalib'in yapmış olduğu şey hani sebeplere sarılmaktan daha ziyade olayı tamamen boşa bırakıyor. Tamam. Yani yanlıştır diyorsun. Hani bu tevekkül anlayışı yanlıştır Abdülmuttalib. Tamam, bu da bir bakış açısı. Buyur Semih abi. Bence de yanlıştır hocam. Tamam. Sebebi ise oraya Allah Azze ve Celle'nin evi olduğuna iman ediyorlar. Hı. Muhafaza etmeye gelince yani kendi malını muhafaza ederken Allah Azze ve Celle'nin malını muhafaza etmek için mücadele etmiyorlar. Muhafaza etmiyorlar. Tamam. Bu da yanlış olduğunu dair bir şey söylüyorsun. Buyur Abdurrahman abi. Hı. Onun için de bizim de hani böyle durumlarda o kısmın içinde olmamız gerekiyor. Allah Azze ve Celle böyle şeylerin sebebi vermiştir. Tamam. Sen de yanlıştır diyorsun. Yani tamam, Allah evini korur ama Allah her zaman koruduğunu kendi kullarıyla, kendi şeriatıyla korur. Doğru. Başka? Buyur Haydar abi. Şimdi yanlış doğru demekten ziyade bir daha önceden söylediğiniz bir şey aklıma geldi de. Hı. Hı. Yerine getirecektir yani. Hiç düşünmemize gerek yok, değil mi? Tamam. Yani bu yüzden o üzerine düşeni yapmalıydı. Evet. Ama o anlamda hani o söylediği söz doğruydu. Ama kendi üstüne düşeni de yapmalıydı. Güzel. Yani söz doğru ama fiil yanlış diyorsun sen. Tamam. Buyur Muhammed abi. Bence yaptığı doğruydu. Doğruydu. Ortada bir gerçeklik var. Zaten orada o orduya karşı savaşamayacak. En azından develeri kurtarıyor. Tamam. Şimdi bakın, ben size bir şey söyleyeyim bu meseleyle alakalı olarak. Bunun dışında. Şimdi tarih okuyan var mı aranızda? Tarih kitaplarını seven, tarihe merakı olan, tarih okuyan kim var? Tamam, güzel. Şimdi tarih, bunu bu soruyu şunun için sordum. Tarih kitabı okuyan kardeşlere bir yol göstermek için bu soruyu sordum aslında. Gelmek istediğim nokta şu. Tarihle ilgili anlatılanlar tamamen tarihçinin anlatım biçimine göre doğru olur ya da yanlış olur. Doğru ve yanlış yoktur aslında. Tarihçinin anlatım uslubuna göre okuduğun şey birden senin gözünde doğru olur, birden senin gözünde yanlış olur. Şimdi mesela diyelim ki biz bu kıssayı düşünelim. Tarihi bir parça anlatıyoruz. Ben şöyle anlattım bu kıssayı size. Abdülmuttalib o kadar akıllı bir adamdı ki böyle bir orduyla savaşmanın mümkün olmadığını gördüğü için en azından kadınlar ve çocuklar telef olmasın diye onların gıda kaynağı olan develeri kurtarmanın peşine düştü. Zaten bizim şeriatımız da ne diyor? Bir şeyin tamamını elde edemiyorsan cüzünden kendini mahrum bırakmasın. Şimdi bu uslupla anlatan bir tarihçiyi okuduğunda vay be diyeceksin. Yani Abdülmuttalib de var ya çok büyük bir siyasetçiymiş diyeceksin. Ama bir de şu şeyle oku. Bu müşrikler zaten hep böyledirler. Bunlar kendi haklarını Allah'ın haklarının önünde tutarlar. Hiçbir zaman parasını yemeye, malını yemeye gelince Kabe'yi tazim ederler. Ama korumaya geldiği zaman da bizim buna gücümüz yetmez derler. Madem gücünüz yetmiyor, o zaman haremin ehli olmayın. Gidin başka bir yerde yaşayın. Orayı koruyabilen insanlar gelsin korusun. Anlatsam, ya bu müşrikler var ya hep aynılar, hiç değişmiyorlar diyeceksin. Bunu niçin söyledim? Şunun için söyledim. Siyerin de bir kısmı tarihtir. Bir kısmı nastır. Yani peygamberin yaptığı, ettiği, emin olduğumuz onun yaptığı, zaten bunun doğrusunu, yanlışını düşünmek bizim haddimiz değildir. Bize düşen ittiba etmektir. Ama tarih kısmına gelince hiçbir zaman unutmayın. Tarih bir çuvaldır. Tarihçi de o çuvalın içerisine girmiş mızraktır.
Yan koysan yan olur çuval, düz koysan düz olur. O mızrak da tarihçinin anlatım tarzıdır. Yani tarih kitabı okuyan herkesin buna çok dikkat etmesi lazım. Tarih kitapları insanı yönlendirmeye açıktır. Yazan kişinin uslubu insanın duygularına, insanın bakış açısına yön verebilir. Bu mesele anlaşılsın diye bu örneği vermiş oldum. Ama Abdülmuttalib'in yaptığı kesinlikle yanlıştır. Niçin Abdülmuttalib'in yaptığı kesinlikle yanlıştır? Çünkü onlar bunu sadece bu meselede değil, bütün meselelerde yaptılar. Allah ve Allah'ın dini lehlerine olduğu zaman onu sevdiler, övdüler, peşinden gittiler. Ama Allah ve Allah'ın dini onların aleyhine, onların mallarından, canlarından eksiltmeye başladığında Allah'ın ve dininin karşısında durdular. Bu müşriğin tabiatıdır zaten. Bu müşriğin tabiatıdır.